Ve sonunda Elon Musk OpenAI'ya, daha doğrusu OpenAI'in bütün yöneticilerine davayı açtı. En önemli davalı tabii kim? Sam Altman. Sam Altman OpenAI'in CEO'su ve şu sıralar 7 trilyon dolar yatırım arayışında dünyanın en güçlü mikroçiplerini yaratmak için, çünkü Sam Altman yapay genel zekaya ulaştıklarını düşünüyor. Dava da tam bundan ilgili ve bence 100 yılın en önemli davası. Çünkü bu dava sırasında yapay genel zekanın ne durumda olduğu konusunda çok yeni şeyler öğreneceğiz. Bu davada verilecek kararlar yapay genel zekanın geleceğini etkileyecek ve bundan dolayı da bence dünyanın ve insanlığın geleceği de bu davaya bağlı olabilir. Davanın detaylarını inceledim sizler için. Hakikaten çok acayip şeyler var. Videoyu sonuna kadar izleyebilirseniz, pek edit yapmayacağım, süslemeyeceğim videoyu, çok dümdüz anlatmak istiyorum meseleyi. Neyle karşı karşıya olduğumuzu çok daha iyi anlayacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Elon Musk'ın OpenAI'ye neden dava açtığını anlamak için önce bir OpenAI neden kurulmuştu, Elon Musk'la OpenAI'nin alakası ne, onun üzerine durmamız gerekiyor. 2014 yılında Google DeepMind isimli bir yapay zeka şirketini satın aldı ve o satın almadan sonraki gelişmeler dünyanın değişeceğini bize gösterdi. DeepMind'in geliştirdiği yapay zeka kısa bir süre sonra dünyanın en önemli Go oyunu oyuncusunu yendi. Go, satranca göre çok daha karmaşık ve yapay zekanın bilgisayardan asla kazanamayacağı bir oyun olarak görülüyordu. Bu zafer tarihe geçti. Bu arada Netflix'te AlphaGo ismiyle bir belgesel var. O hikayeyi izleyebilirsiniz. Elon Musk DeepMind'in başarıları karşısında dehşete kapıldı. Çünkü yapay genel zekanın insanlığın sonunu getirebileceğine uzun yıllardır inanıyor. Eğer zihni faaliyetlerde insandan daha üstün bir makine yaratırsak bunun sonuçlarının korkunç olabileceğine samimiyetle inanıyor. Bununla ilgili o dönemde tweetler atmaya başladı ve Sam Altman bu tweetleri görüp Elon Musk'ı aradı. Sam Altman o dönemde Y Combinator isimli Amerika'da Birleşik Devletleri'nde girişimcilere destek veren büyük bir inovasyon hızlandırma merkezinin CEO'suydu. Çok da iyi bir inovasyon hızlandırma merkezidir bu arada. Twitch oradan çıkma, Pinterest oradan çıkma, Oculus oradan çıkma, pek çok başarı oradan geliyor. Sam Altman ile Musk'ı aradı ve dedi ki gel seninle beraber biz bir enstitü kuralım ve bu enstitüde kendi yapay zekamızı geliştirelim. Burada amacımız bir yandan Google'a rekabet etmek olsun, yapay genel zekayı onlara bırakmayalım. Bir yandan da biz bunu open source olarak geliştirelim. Yani herkes yapay zekanın nasıl işlediğini görebilsin. Bu sayede yapay genel zeka gibi üstün bir teknolojinin bir şirketin tek elinde kalmasına engel olalım. Yapay genel zekayı vatandaşa mal edelim ve herkes bunu yaratabileceği riskleri de görsün. Aynı zamanda bununla ilgili iletişim görevini de üstümüze alalım ve insanları yapay genel zekanın ne gibi tehlikeler yaratabileceği konusunda eğitelim. Bununla ilgili regülasyonların çıkmasını sağlayalım ve yapay zekanın hiçbir şirketin tek eline girmemesini garantileyelim. Bugünkü Sam Altman'dan oldukça farklı bir ton. Elon Musk Sam Altman'ın bu fikrine sıcak bakıyor ve hem parasal destek veriyor, yanılmıyor 100 milyon dolar civarında parayı bağışlıyor. Bu bir vakıf gibi bir yer. Bu şirket değil. O yüzden paranızı bağışlıyorsunuz. Ve bir yandan da kendi ilişkileri çerçevesinde de destek vermeye ve ekibe iyi insanları katmaya başlıyor. Yanılmıyorsam Ilya Sutskever, ki dünyanın en önemli yapay zeka uzmanlarındandır, Elon Musk'ın desteğiyle o dönemde şirkete katılıyor. 2019'a kadar işler yolunda gidiyor. Adım adım Sam Altman ve ekibi yapay zekaları geliştiriyorlar ve GPT-3'e kadar geliyorlar. GPT-3'e gelindiğinde 2019'da Microsoft'la bir anlaşma yapılıyor ve Microsoft GPT-3'ü kullanıyor. Bu konularda aslında Elon Musk'ın o döneme kadar pek itirazı yok. Hatta kendi ifadelerine bile Eylül 2020'ye kadar OpenAI'ye destek verdiğini söylüyor. Buradaki kritik kırılım ne? O döneme kadar henüz yapay genel zekaya OpenAI erişmemiş durumda. GPT-3 dar odaklı bir yapay zeka, yani bir görevi çok iyi yapabilen bir yapay zeka, ama henüz insan zihninin yaptığı her şeyi yapabilen bir yapay genel zeka değil. Zaten kıyamet de buradan kopuyor. OpenAI 2023'ün Mart'ında ChatGPT 3.5'u piyasaya sürüyor ve yapay genel zekaya yakın bir ürünle karşı karşıya olduğumuzu hepimiz anlıyoruz. Çünkü insanlara bile zor gelen pek çok görevi başarıyla tamamlıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Barrow sınavında en tepedeki %10'un arasına kalıyor vesaire. Elon Musk diyor ki bizim kurduğumuz vakfın sözleşmesine göre yapay genel zekanın kimseye verilmemesi gerekiyor. Yapay genel zekaya ulaşılmışsa bunun kaynağının herkese açılması, bunun herkesin görebilmesi gerekiyor ve asla OpenAI'nin bundan para kazanamaması gerekiyor. Oysa gelişmeler tam tersi yönde oluyor biliyorsunuz. Microsoft o dönemde OpenAI'ye olan desteğini de artırıyor
Bu arada ben yanlış biliyormuşum. Doğrudan doğruya ortak olmuyorlar. Kâra ortak oluyorlar. Bir de kendi serverlarını kullandırıyorlar. Dün bu konuda da Microsoft'tan bir açıklama geldi. Biz ortağı değiliz OpenAI'nin dedi. Anladığım kadarıyla hukuki olarak kendilerini korumaya çalışıyorlar. Ama her şekilde OpenAI'nin geliştirdiği ChatGPT yapay genel zekaya yakın olan bu muazzam ürün Microsoft'un emrine veriliyor. Elon Musk da haklı veya haksız olduğunu mahkeme karar verecek ama bence haklı olarak diyor ki bu her şeye aykırı arkadaş. Yapay genel zekaya ulaştınız. Bunu biz kamu yararı için geliştirmiştik. Siz ise Microsoft'a verdiniz. Bir de o dönemde hatırlayın bununla ilgili çok videolar yapmıştım. Sam Altman'ın işten atılması gibi çok efsane karışık işler daha oluyor ve mahkeme dokümanında Elon Musk onlara da değiniyor. Hatırlayın Sam Altman bir anda ansızın yönetim kurulu tarafından işten uzaklaştırılıyor. Sonra ortalık birbirine giriyor. Sonra Sam Altman geri geliyor. Yönetim kurulu işten atılıyor. Ve o dönemde Sam Altman neden işten atıldı konuları çok karanlıkta kalıyor. Ama Reuters tarafından servis edilen bir haber diyor ki OpenAI'nin içerisinde Q-Star diye yeni bir proje var. Q-Star yapay genel zekanın ta kendisi. Bunu geliştirmiş durumdalar. Bunu gören yönetim kurulu Sam Altman'ın bunu Microsoft'a satması fikrinden rahatsız olduğu için onu işten attı. Fakat daha sonra Microsoft bütün gücünü ortaya koyuyor. Çünkü unutmayın karın %50 ortağı. OpenAI'yi ayakta tutan Azure bulut sistemi tamamen Microsoft'un kontrolünde ve onun araya girmesiyle beraber bir yandan da şirketin kadrolarından da Sam Altman'a çok destek geliyor. Çünkü hepsi zengin olacaklar bunun sonucunda. Onlar kendilerini bir hayır kuruluşuna çalışıyormuş gibi görmüyorlar. Bütün bunların sonucunda yönetim kurulu tamamen işten atılıyor. Dünyanın en önemli yapay zeka zihinlerinden bir tanesi olan Ilya Zutskever tamamen ortadan kayboluyor ve kontrol %100 Sam Altman'a, dolayısıyla da Microsoft'a geçiyor. Daha sonrasında da Sam Altman'ın 7 trilyon dolarlık fon araba meselesi başlıyor. Bu da yapay genel zekaya çoktan ulaşmış olduğumuza dair önemli kanıtlar getiriyor. Ve tahminlere göre 2026'da bu insanlığın kullanımına sunulabilir. Şu videomu izleyin, orada 2026 neden kritik bir tarih olduğunu söylemiştim. Hatta son gelişmeler belki bunun 2025'e bile çekileceğini söylüyor. Ve diyor Elon Musk, bu çok korkunç bir şey. Bu tamamen kapalı bir kod. Microsoft gibi tamamen kar odaklı bir şirketine teslim edilmiş durumda. Bu insanlığın sonunu getirebilir. Bu olabilecek en korkunç şeylerden bir tanesi. Bunu durdurmalıyız. Tabi dava dilekçesini yazan avukatlar sırf böyle yapay genel zekadan vesaireden başka biraz da vergi kanunları, Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketler nasıl kuruluyor, şirket ana sözleşmesi nedir, bütün bunlara bakmışlar ve şöyle enteresan bir boşluk daha bulmuşlar. Şirket bağışlarla kuruluyor. Hatırlayın Elon Musk 100 milyon dolar bağışladı oraya ve bu parayı bağışlayanlar bunu kendi vergilerinden %50 olarak düşüyorlar. Diyor ki dilekçe şu anda, kar amaçlı olmayan bağışlarla kurulmuş ve vergiden düşülmüş fonlarla yaratılmış bir şirket nasıl olur da kar amaçlı bir hale gelebilir? Hem yönetim kurulundan yapay genel zekayı Microsoft'a açmak için izin almadılar. Sonra o izin vermeyen yönetim kurulu komple değiştirdiler. Yeni gelen yönetim kurulunda kimsenin yapay zekadan haberi yok. Belli ki bunlar Sam Altman'ın kontrolünde insanlar. Bu nasıl şeydir? Bu hem şirketin ana sözleşmesine aykırı, hem bu şirket kar amacı gütmeyen bir şirketten kar amaçlı bir şirkete döndü. Bu durumda sermaye yapısında sorun var. Bütün bunların geri döndürülmesini istiyoruz diyorlar. Ama daha önemli bir şey daha istiyor Elon Musk. Yani bunları geri döndürebilirim, Amerikan hukuk sistemini bilmem. Ama Elon Musk'ın bence asıl amacı davayı açmanın kendisi. Ve çok enteresandır, bu davanın uzman mahkemeler tarafından değil, jüri önünde görülmesini istiyor. Jüri önünde görülmesi demek, bu gelişmelerde neler oldu, yapay genel zeka OpenAI'ya gerçekten ulaştı mı, Sam Altman neden atıldı, neden geri dönüyor gibi bütün bilgileri ortaya dökecek ve bir jürinin kararıyla şu andaki ChatGPT'nin gerçek yapay genel zeka olup olmadığına karar verecek. Burası çok kritik, çünkü eğer bu mahkemede ChatGPT'nin yapay genel zeka olduğuna karar verilirse, bunun için önce bir kriter silsilesi geliştirmeleri gerekiyor. Bu kriter silsilesine göre de jüri bakacak ve karar verecek. Bu durumda aslında yapay genel zekanın kanuni sınırlarında ilk kez tarihte belirlemiş olacağız. Ve bundan sonra geliştirecek bütün yapay zeka projelerine bu referans olacak. Çünkü Amerikan mahkemelerinde bir mahkemenin verdiği karar daha sonraki kararlar içinde yönlendirici ve öncü oluyor. Bütün bunların yanı sıra ama daha da enteresanı, yapay genel zekaya ulaşmışız zaten. Bunu bizzat Elon Musk söylüyor. ChatGPT ile ilgili Microsoft'tan yetkililerine benzer açıklamalar olmuştu. Yani yapay genel zekanın çok öncüllerine ulaşmış durumda olduğumuzu görüyoruz demişlerdi. Ben de bununla ilgili zaten çok videolar yaptım şu ana kadar. Bunu resmileştiriyorlar. Bunun kriterlerini belirleyecekler. Bunu mahkemede jüri dediğiniz biliyorsunuz halktan seçilen 12 tane insan. Onların önünde normal bir yargıç yapay genel zekadan ne kadar anlar bilmiyorum. Onun kararlarıyla beraber onaylayacaklar veya reddedecekler. Eğer bunun yapay genel zeka olduğuna karar verilirse de muhtemelen şu ana kadar OpenAI ile Microsoft'un yaptığı bütün işbirlikleri geriye döndürecek. Tabii müthiş uzun bir hukuki süreç olacağını düşünüyorum. Hem Elon Musk çok zengin
zengin müthiş avukatları var. Bu tarafta OpenAI'nin arkasında Microsoft var. Microsoft'ta herhalde bir miktar avukat vardır. Ve çok geldili gittili bir dava olacağını düşünüyorum. Ama önemli olan konu, neredeyiz biz? Sam Altman'ın meşhur bir sözü var. Belki hatırlıyorsunuzdur. Tam işten atılmadan önce bir konferansta söylediği. Geçenlerde OpenAI ofislerinde yeni bir teknolojimizi gördüm. Zihnim açıldı. İnsanlık bambaşka bir yere gidecek dediği bir yer var. Onun ne olduğunu bir türlü bilmiyoruz. İşte Q-Star olduğu söyleniyor. Yapay genel zeka olduğu söyleniyor. Sam Altman'ın bu 7 trilyon doların peşine neden düştüğü konusunda çok dedikodu var. Bütün bunlar işte aydınlığa kavuşabilir. O yüzden bence Elon Musk'ın asıl meselesi davaya açıp bu süreci yavaşlatmak, durdurmak değil. Onlar da tabii önemli. Daha önemlisi bu bilgilerin kamuoyunun önüne dökülmesi. Bu davanın sonuçları gerçekten devasa olabilir. Yapay zekanın şu anda var olup olmadığını öğrenmek kadar önemli mesele de ileride yapay genel zeka projeleriyle ilgili Amerikan devletinin tutumunda görmüş olacağız. Heyecanla bekliyorum sonuçları. Amerika'daki hukuki sisteme göre şu anda dava henüz açılmamış durumda bildiğim kadarıyla. Elon Musk davanın açılmasını istiyor. Bununla ilgili bir ön duruşma yapılıyor. O jürisiz bir duruşma oluyor. Taraflar kendi tezlerini sunuyorlar ve hakim davanın açılıp açılmamasına karar veriyor. Fakat benim düşünceme göre Elon Musk, Microsoft gibi müthiş büyük isimlerin içinde olduğu ve dünyanın geleceğini etkileyecek bir konuda hakim dava açılamaz demeyecektir. Bu dava açılacak. O jüri kurulacak. O kanıtlar o jüriye anlatılacak. Basın bunları paylaşacak. Bizi süper heyecanlı günler bekliyor. Tabii aranızda yatırımcı takipçi arkadaşlar da hocam bu hisse senete nasıl yansır diyor belli. Tesla pek olumlu yansımadı. Cuma günü piyasa çok iken Tesla çok hafif yükseldi. Microsoft da o günü galiba kırmızı da kapattı. Ya o da biraz olumsuz etkilenmişe benziyor ama daha çok başlangıç aşamasındayız. Bütün bu gelişmelerin yapay genel zekaya doğru olan yolculuğu durduracağını falan hiç düşünmüyorum. O yolculuk devam edecek ama yepyeni bir şekilde devam edecek ve biz çok yeni şeyler öğreneceğiz ve muhtemelen de çok ama çok eğleneceğiz.